sabah saatlerinde başlayan aşırı yağış şu anda Çaybaşı ilçesinde ciddi manada sıkıntılara yol açmıştır. Şu an Yeni Cuma Deresi'nin suyunun kabarmış halini görüyorsunuz ama bu şu anda kabarmış hali değil, aslında sönümlenmiş hali. Sabah saatlerinde çevre araziye suların basmasına neden olmuştur. Bu taşkın olaylarında ciddi bir sıkıntı yaşamaktadır burası. Ama yeni kapıdan başlayıp Aşıklı, Akbaba, bütün bu vadiden geçen Yeni Cuma ve Ceviz Yatak'tan geçen dere, Yeni Cuma Deresi şu anda çok şükür belli bir noktaya geldi, indi, sönümlendi. Dileriz Allah'tan bu yağış bu şekilde devam etmez, yoksa daha büyük taşkına ve zararlara sebebiyet verebilir. Bu nedenle bu taşkın olaylarında mümkün mertebe kapalı box geçişlerinde ve şehre yakın yerlerde bulunan bölümlerde dikkatli olmak gerekmektedir. Bütün Çaybaşı ilçemize geçmiş olsun diyorum. Biz burada Altınordu, Ünye ve Fas'ta da aynı şekilde benzeri yağışlar gördük ama bu boyutta değildi. Aşırı yağışlar zaman zaman devam ediyor. Akşam saatlerine kadar devam edecek. Tüm belde, yöre, ilçe içerisinden geçen taşkınlarda dikkatli olmak zorundayız. Biz ilçelerimizde, sahil ilçelerimizde özellikle Altınordu, imarlı alanlarda Altınordu, Fas'ta ve Ünye'de yağmur suyu ekipleri kurduk. Bütün ızgaraları 2 ay önceden bu yana temizlemekteyiz. Eğer bugün bu yağışta ilçe merkezlerimizde aşırı bir su basması söz konusu olmamışsa, bodrum katlara su basması söz konusu olmamışsa, yapılan bu çalışmaların ve temizliğin büyük oranda etkisi olmuştur. Aksi halde her tarafta su çekimi başlar, sıkıntılar devam ederdi. Bu, biz sistemli olarak bu işi devam ettireceğiz. Altyapıdaki sıkıntıları büyük oranda aşacağız. Ve yine dediğim gibi derelerimizde de temizlik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Böylece taşkın olaylarında en az zararlı atlatma gayreti içerisinde olacağız. Hepimize, herkese geçmiş olsun. Tabii biz yaklaşık 5-6 yıldır gene bu ay içinde ayın 8'inden başlayıp böyle sonuna kadar devam eden bir afetle karşı karşıya kalıyoruz. Rabbim beterinden muhafaza etsin. İlçemize, ilimize geçmiş olsun. Bu arkamızda görmüş olduğunuz Çaybaşı'nın sağ tarafında, doğu tarafında kalan Yeni Cuma Deresi, sol tarafında kalan derede İkizce'nin içinden geçen esasında Çandır Deresi. Bu iki dere üzerine kurulduğu için zaten Çaybaşı adı. Bu dere havzası Akkuş sınırımızdan tabii başlıyor. Etkilediği mahallelerimiz sırasıyla Kapılı, Aşıklı, Taşkesiği, Akbaba, Cevizli Yatak, burası mevcut bulunduğumuz yer Yeni Cuma. Hemen biraz daha 2 kilometre daha aşağısında Çınar Mahallesi'nin Sarıcıyelik mevkii, bu bölge arazisinde ve karşı tarafta Ünye'ye bağlı Tekkiraz'ın, Nurettin, Sırma, Veli Bayraktar, bu havza böyle devam ediyor. Bu havzanın tamamını etkileyen bir çok ciddi yağış oldu şu anda. Meteorolojimizin de uyarılarına göre 50-75 kilo arası metreküp şeklinde telaffuz ediliyordu ama bazen lokal olarak daha da yükseldiğini görüyoruz. Muhtelif mahallelerimizde Çandır gibi, Çağlayan gibi, Hacı Ali, Yeni Cuma gibi, Namazlı, Kargalı gibi biraz daha tabii dere havzalarına yakın olan mahallelerimizde daha etki bir şekilde, baskın bir şekilde etkisi görülmektedir. Tüm ilçeme ve ilimize geçmiş olsun. Cenab-ı Allah beterinden korusun. Biz teyakkuzdayız. Sabah erken saatlerde başlamıştı. Görünen o ki tahminlere göre de bugün tam gün bu yağışlar görünüyor. Tüm hemşehrilerimizi de biraz daha tedbirli olmaya davet ediyoruz. Mahsulümüzde tabii ciddi zayiat oldu. Yollarımız, menfezlerimiz bir bölümüyle etkilendi. Biz de hasar tespit çalışmalarına ve ani müdahalelere hazır olarak tam kadro ekiplerimizle beraber Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da riayetlerinde tüm büyükşehir kadromuzla, ilçe kadromuzla ve hatta karayolları ekiplerimizle beraber teyakkuz halinde, tabir yerindeyse acil kodunda bekliyoruz. Çaybaşı'na tekrar geçmiş olsun.